Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Bugün kıymetli bir konuğum var. Konuğumu hemen size takdim etmek istiyorum. Eğitimci Osman Bostan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Allah bereketli kılsın inşallah. Amin. Allah razı olsun. Gecemiz, gündüğümüz bereketli olsun inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam konumuz bugün Ramazan ayında olmamız hasebiyle 29. mektubun ikinci risalesi olan ikinci kısımdan Ramazan risalesi. Biz bugün üstadım bize o seçkin 9 nüktesinden incileri bize okumanızı istiyoruz. İnşallah ders niteliğinde olur. İnşallah. Sözü size takdim edeyim, buyurunuz. Estağfurullah, estağfurullah. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nurlar'da özellikle onu ifade edelim de ibadetlerle alakalı bir mevzuyu özellikle öne çıkarır. Mesela ibadetlerin bir fıkhi boyutu vardır. Yani nasıl namaz kılınır, nasıl oruç tutulur, yani meselenin teknik boyutu. Buralara çok fazla girmez. Ama ibadetlerin hikmet boyutuyla alakalı özellikle dersler verir. Misal olarak 4. söz, 9. söz, 21. söz, bunlar hep namazın hikmetleriyle alakalı. Niçin namaz kılıyoruz sorusuna verilen cevaplar aslında. Sebebi şu, bu zamanda insanın aklı, mantığı, muhakemesi hep bu noktada öne çıkıyor. Yani niçin ben ibadet ediyorum sorusunu ısrarla soruyor. Aklından, mantığına, muhakemesine yerleşmeyince çok da fazla umursamıyor. Ya tamam diyor, Allah emretmiş, tamam da niçin emrediyor Allah? O niçin sorusunun cevabını almadığı zaman aklı, fikri, zihni tatmin olmuyor. Bu önemli. Eskide insanların teslimiyeti çok kuvvetliydi, çok sağlamdı. Diyelim bir mürşit, bir alim dine dair olan bir cümleyi söylediği zaman aklı, mantığı almasa dahi bunu falan işte hocam söyledi, falan şeyh dedi, falan alim dedi diye onlara olan bir teslimiyetten dolayı o sözle alakalı çok fazla akli muhakeme yapılmaz ve kabul edilirdi. Teslimiyet kuvvetliydi. Ama şimdi teslimiyet biraz zayıflayınca ister istemez insanların ibadete teveccüh ettirilmesi, yönlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ibadetlerin bu zamanın insanın da anlayacağı şekilde hikmetleri hep öne çıkıyor. Niçin namaz kılıyoruz? Niçin oruç tutuyoruz? Mesela niçin zekat veririz? İşte niçin doğru söz söylemeliyiz? Niçin harama girmemeliyiz? Niçin sarhoş olmamalıyız? Yani helaller ve haramlar, yasaklar hepsinin niçini ön plana çıkıyor. İster istemez bu sorgulanıyor. Ben diyor aklım var diyor, sorgulamak zorundayım. O zaman onun aklına da uygun cevaplar verilmesi gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri de bu 29. mektubun ikinci risalesinin ikinci kısmında özellikle Ramazan'la alakalı Ramazan ayının orucunun hikmetleri. Ramazan ayı başlı başına bir özellik taşıyor. Bir de onun içerisinde oruç var. Çünkü Ramazan ayı bir bütün. Onun içerisinde imsak var, sahur var, teravih var, iftar var. Yani gece ibadetleri var, ihya var, Kadir gecesi var. Yani çok farklı keyfiyetleri başlı başına özel bir iklim. Yani bunlar ayrı şeyler. Bir de bunun içerisinde Ramazan orucu var. Aslında burada özellikle öne çıkarılan Ramazan orucu ve Ramazan orucunun hikmetleri. Niçin oruç tutuyoruz sorusuna belki Bediüzzaman Hazretleri burada 9 nüktede cevap verecek. 9 nüktede birer tane hikmetten belki bahsedecek ama her bir ibadetin belki 9 değil, belki 1000 hikmetleri var yani. Evet, zaten o şekilde de ifade ediyor Üstad evet. Risale'de. Evet. Burada iki şey yine birinci nüktede öne çıkarıyor. İsterseniz onu okumuş olayım, üzerinden gitmiş olalım. Olur hocam. Ramazan-ı Şerif'teki savm diyor, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerinden hem şair-i İslamiyet'in azamlarındandır. Bu önemli. Bize eskiden yani medresede öyle öğretirlerdi. İslamiyet'in 5 şartını öğretirken, İşte savm, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet getirmek. Bu şekilde öğretirlerdi. Evet. Sıralamaya baktığınız zaman oruç başa geliyor. Evet. Normalde
Yani ibadetler, ameli ibadetleri eğer konuşacak olursak imandan sonra namazdır. Yani اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَةِ Yani imandan sonra Cenab-ı Hak bir insan mümin oldu mu? Ona farz olan ilk ibadet namazdır. Ve namaz bütün ibadetlerin fihristesi, özü ve özetidir, içine alır. Ondan dolayı çok farklı özelliği vardır. Günde 5 vakittir. Yani her gün insan onunla mülaki olur. Ama oruç senede bir defa ve bir ay. Ama her bir ibadetin kendisine ait olan bir makamı olduğu için her bir ibadet işlendiği vakte geldiği zaman o birinciliğe çıkar. Ondan dolayı birincilerinden böyle manası. Diğerleri de birinci. Bu da birinci. İnci. Öyle gidiyor. Diğer taraftan da şeairden bahsediyor. Bundan önceki risalede özellikle şeairden bahsediyor. Şeair, İslamiyet'i gösteren semboller demek. Semboller. Yani namaz bir semboldür. Besmele ayrı bir semboldür. Yani bir insan ağzından, diyelim ki bir Avrupa ülkesindesiniz, bir restorana girdiniz, hiç tanımadığınız insanlar var. Bir masada birisi eline kaşığını aldı, yemeğine götürdü. Orada besmele çekti. Ne anlarsınız? Dersiniz ki bu adam Müslüman. Çünkü besmeleyi Müslüman. İslam nişanı. İslamiyet'in sembolü, İslamiyet'in göstergesi. Namaz öyle, işte besmele öyle veya İslamiyet'e dair ameller öyle veya minareler öyle, ezan öyle. Her birisi İslamiyet'i gösteren sembol. Oruç bambaşka bir sembol. Çok parlak. Yani burada onun için şeair-i İslamiyet'in en büyüklerinden ve yukarıda da ifade ettiği en parlaklarından diyor. Yani bugün Ramazan geldi mi veya gelmeden önce bakıyorsunuz ki bütün insanlar, yani bir memleket hazırlığını hep ona göre yapıyor. Her yerde bir hareketlilik. Daha gelmeden kendisini hissettiren bir özelliği, bir keyfiyeti var. Bütün dünyada hissediliyor bu. Hatta yani oruç tutmayan birçok topluluk var ki bakıyorsunuz insanlara iftar veriyor. O parlaklığı, o büyüklüğü, azameti, ihtişamı her tarafta gösteriyor. Topyekün şeyler oluyor. Mesela okuyacağız inşallah. Mesela iftar dediğim hep beraber oluyor. Bir diyelim İstanbul'da bugün diyelim 8'i kaç 23 geçe miydi diyelim iftar İstanbul'da. O 8'i akşam 20-23'de ezanlar okunur ve herkes iftardadır. Bu topyekün yapılan bir ibadet. Bir dikteliği var ve hem sokağa yansıyor, hem ailenin içine yansıyor, ticarete yansıyor. Her tarafa akseden, yani siyasi kesimlere dahi yansıyan kısımları ve özellikler var. Ondan dolayı şeair-i İslamiye'nin, İslamiyet'i sembolize eden, temsil eden, gösteren o sembollerin en büyüklerinden diye ifade ediyor. Diğer cephesi itibariyle ibadetlerin, yani bir mukaddime tarzında yapmaya çalışıyorum ben, ibadetlerin bir illet cephesi var, bir de hikmet cephesi var. İllet dediğimiz şey şu, bir şeyin aslını, esasını tayin eden özellik neyse o. İbadeti biz niçin yaparız sorusuna verilecek en özel cevap Allah emrettiği içindir. Bunun tek şeyi bu. Yani وَيُقِيمُونَ السَّلَةِ Namazı ikame edin. Kim diyor? Allah. Allah emir buyurduğu için namazı kılarız. Veya Cenab-ı Hak orucu bize emrediyor. Yani sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi, ayet-i kerimenin mealini ifade ediyorum. Sizden size de oruç farz kılındı. Ta ki amellerinizi en güzel seviyeye çıkarasınız diye. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takva düzeyine çıkarasınız diye. Cenab-ı Hak bunu emrediyor. O emir üzerine biz ibadet yaparız. Veya nehi üzere yasaklardan uzak dururuz. Aslı esası budur. Buna illet diyoruz. Bir de yine niçin ibadet yaparız sorusuna verilen başka şeyler de vardır. Ya şükür için, ya sevap kazanmak için, ya işte huzur için, ya işte başıma bela musibet gelmesin onun için. Daha çok dünyevi veya uhrevi birçok sebep sayılabilir. İşte bunlar da ikinci kısma giriyor ki ibadetin hikmetleri kısmıdır. Birincisi illet, ibadeti Allah için yaparız, emrettiği için yaparız.
İkinci kısımda da nedir? Hikmetler vardır. Bevzan Hazretleri de burada o hikmetlerden bahsedecek. Şimdi yani bahsedilen o hikmetlerin içerisinde işte orucun Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakan cephesi, insanın hayatı içtimaiyesine bakan cephesi, sosyal hayata bakan cephesi, 5 temel zaten şahsi hayatına bakan cephesi, nefsine bakan, nefsin terbiyesine veya nefsin tehsibine bakan, yani tehsibi ahlak dediğimiz güzel ahlak kazanma cephesi veya nimetlere şükretme cephesi. Yani bütün bunların hepsini ön plana çıkarabiliriz. Burada da bu esasları 9 nükte içerisinde bizim nazarımıza arz edecek. Bir tanesini inşallah isterseniz bakalım, okumuş olalım. Buyurun hocam. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, rububiyet, Rab olan Allah'ın her bir şeyi terbiye etmesi, en güzel şekilde yaratıp vücuda getirmesidir. Mesela işte toprağı terbiye ediyor, ondan elma halk ediyor. Terbiye ediyor, muz halk ediyor. Terbiye ediyor, nar halk ediyor. Aynı toprak yani. Bakıyorsun o topraktan karpuz, o topraktan üzüm, o topraktan hurma. Yani malzeme tek ama adi, basit, sıradan. Ama onu öyle bir terbiye ediyor, öyle bir fabrika, öyle bir mekanizma, öyle bir sistemden geçiriyor ki hiç umurmadık tarzda nimetler vücuda geliyor. Ondan dolayı onu diyor, Cenab-ı Hak diyor zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk etmiş. Yeryüzü nimetler sofrası. Hava da bizim nimetimiz, su da bizim nimetimiz, toprak ve toprağın üstündekiler de bizim nimetimiz. Yani her şey, işte sema tabakasındaki güneş de bizim nimetimiz, ışık, nur. Bütün bunların hepsi nimet, nimet. Bütün bunları yeryüzünde sermiş ve bütün envai nimeti o sofrada min haysu la yehtesib. Yani umulmadık bir tarzda. Yani çocuk dünyaya gelecek, annesinin memesinin musluğundan süt emecek. Çocuk bunu umar mıydı? Umulmadık bir tarzda. Umar mıydın annenin memesinden en musaffa, en gıdalı süt sana verilecek? Umar mıydın odundan meyve sana verilecek? Yani bunları nasıl umacağız ki biz? Yani bunları hiç beklemezdik. Yani sana bir göz verilecek. O gözün güneşle münasebeti olacak. O ışık gelip senin gözüne çarpacak veya işte eşeğe çarpacak ve sen onu göreceksin. Bunu nasıl umacaktık ki? Sana bir çift ayak verilecek ve bunun da sen yürüyeceksin. İşte dil verilecek, konuşacaksın. Bunları biz ummazdık ki. Bunlar bizim vücudumuzda olan şeyler. Vücudumuzu böyle terbiye etmiş. Bir de vücudun haricinde sermiş olduğu sofra, o sofradaki nimetler hangisini umardık? Hiçbirisini. Hiçbirisini yani. Anne karnında 9 ay 10 gün değil, 90 sene yaşasak dahi, evet. Hiçbirisini yani. Aynı şekil cennet için de geçerli yani. Cennette öyle nimetlere Müslümanlar, inananlar mazhar olacaklar ki umduğumuz şeyler değil, gittiğimiz zaman bunu görmüş olacağız. Evet. Acaba yani burası gölge, orası asıl. Gölgeden nasıl ben tarif edeceğim ki? Bir ağacın gölgesine bakacağım, ağacı anlatacağım. Mümkün değil bu. Mümkün değil. Bir de şöyle bir hikmet var hocam Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala genelde hani nimet olarak bize saydığı hususlar genel itibariyle hep bizim bildiklerimiz. Hı hı. Bilmediğimiz, ummadığımız çok daha fazla nimet göreceğiz. Çok güzel. Peki Allah-u Teala, yani Allah-u Teala burada eğer ki bizim bilmediğimiz nimetleri saymış olsaydı bize çok garip gelecekti. Güzel. İsmi de cismi de bize çok garip gelecekti. Fakat Allah-u Teala sadece bizim bildiğimiz nimetler üzerine öyle, bizi aydınlatıyor. Zaten bilmediklerimizle ilgili bir şey ifade etmenin bir manası da kalmıyor. Yani nasıl anlayacaksın, nasıl tarif edeceksin, nasıl şekillenecek? Yine mesela diyelim cennet anlatılırken nimetleri bu dünyadaki nimetlerle eşleştirilerek anlatılıyor. Evet. Ama yine gölge. Onun için Hazreti Peygamber yani bizzat Miraç'tan gördüğünden dolayı ne göz görmüş diyor, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşerin hatırına gelmiş. Öyle bir alem, öyle bir saadet-i dariyen, öyle bir ahiret. Ya bunun Türkçesi şu, gidince göreceğiz. Evet. Hep bazen onu kullanıyoruz zaten, gidince göreceğiz. Şimdi bu dünyada da yani ummadığımız tarzda nimetler geliyor ve bizi buluyor yani. Hem yani bir elmayı alıyorsun, elmayı, rengi gözüne göre, şekli
eline göre, sertliği dişine göre, tadı diline göre, içinde taşımış olduğu özellik, mahiyet, gıda senin vücuduna göre. Allah Allah. Birisi seni biliyor. Senin için bir şey vücuda getiriyor ve o hep her şeyle sana özel. Nimetin nimetiyet cephesini özellikle anlatmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak terbiye etmiş. Böyle bu şekilde min haysu la yahtesib bir tarzda o sofrada dizdiği cihetle kemali rububiyetini hem hani Rab isminin azam tecellisi, rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyette ifade ediyor. Şimdi rububiyeti anladık. Her bir şeyin yani terbiye edilip en güzel şekle işte kum terbiye edilmiş, cam bardak olmuş. Terbiye bu, terbiye bu. Ama bu cam bardak bana göre yapılmış. Bana özel yapılmış. Elma bana özel. Yani benim rızkım bana özel. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bana olan şefkatinin tecellisi ki rahimiyet olarak bunu ifade ediyor. Bir de bütün bunların hepsi benim rızkım. Bu da rahmaniyet. Yani rububiyet terbiye noktası, rahmaniyet rızıklar, yani vaz edilen rızıklar, rahimiyet de o rızıkların bana göre olması. Yani elma bir rızık ama bana göre olmayabilirdi. Üzüm bir rızık ama bana göre olmayabilirdi. Mesela karpuz bir rızık. Ama bana göre olması Allah'ın şefkatinin bir tecellisi. Yani o yazın sıcağında ortasından yarıyorsun, içinden su çıkıyor ve o suyla sen vücudunun bütün gıdasını, hararetini söndürüyorsun, gıdasını da alıyorsun. Geçen Adıyamanlı bir amcamız ifade etti. Bu karpuz dedi, sulu yerde büyümez. Su görürse bozulur. Evet. İçi su dolu ama kurak yerde güneş görecek diyor. Güneş görmeden olmaz. Allah Allah diyorsun. Hem kurak olacak, hem güneş görecek ama içi de su dolacak. Hiç umar mısın bunu? Mantıken düşünsen dersin ki ya sulu olmasın. Pirinç dedim mi kuru yerde olmasın. Tam tersi. Evet. Yani hurma diyorsun altında kum var ya başka bir şey yok. Allah Allah. İşte bunlar yani Cenab-ı Hakk'ın fiili hani zatı hiçbir şeye benzemez. Fiilleri de hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şeyin fiiline benzemiyor. Yani biz pamuğu alıyoruz, terbiye ediyoruz, kumaş yapıyoruz. Aynı cins. Aynı cins. Yani hamurdan baklava yapıyorsun. Aynı cins. İçine şeker katıyorsun. Zaten şeker tatlıydı. O da tatlı oluyor yani. Ama şeker katacaksın ama acı olacak. Nasıl olacak? Yapamıyorsun bunu. Ters bir şeyi vücuda getiren. Nihayetinde bunun da aslı, yani bu da kum, bu da kumdan yapıldı. Yani farklı bir şey değil yani. Yani siz baklavayı elinize alacaksınız, kumaş yapacaksınız. Bir de terbiye toprağı elinin altına altın yapacaksınız. Böyle bir şey bizde yok. Allah mucizevi bir el dokunuyor, yoktan var ediyor, vardan her şeyi yapıyor. Allah. Yani bir de terbiye boyutu var hocam. Yani düşünün yani şu bardak terbiye edilip de cama dönüşmeseydi, cam da bizim ağzımıza göre olmamış olsaydı biz acı çekerdik. Bunun da kıymeti kalmayacak. Yani Allah Teala da genel itibariyle yani var ettiği şeylerde asıl merkezi insana koymuş ve insana göre nimetleri cisimlendirmiş ve şekillendirmiş. Evet. Yani. Peki niye bunu anlatıyoruz? Yani soru şöyle gelecek. Orucun bu terbiyeyle, bu rububiyetle nasıl bir münasebeti var? Aslında bunu konuşacağız değil mi? Evet. İnsanlar gaflet perdesi altında bu manaları fark edemiyorlar. Peki gafleti nasıl ortadan kaldıracaksın? Suyu elinden aldın mı onun kadrini, kıymetini anlıyorsun, doğru mu? Doğrudur. İşte mesele bu. Cenab-ı Hak belli bir senenin belli bir ayında, belli bir ayın, belli bir vaktinde sana helal olan suyu yasaklıyor. Niye? Kulum o suyla ilgili ben neleri terbiye etmişim, sana nasıl bir rızık vücuda getirmişim, rahimiyetimi nasıl tecelli ettirmişim bir gör, bir anla. İşte ince nokta bu. İnsanlar diyor gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetini ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muazzam bir ordu hükmüne geçer. İşte burada çok farklı bir meseleyi bizim nazarımıza veriyor. Muazzam bir ordu. Ordu hem büyük, bütün ehli iman oruç tutmaya başladı. Ama ordu misali disiplini öne çıkarıyor değil mi? Disiplin. Disiplinize edilmiş bir ehli iman. Sahurda
imsak vaktinde, işte sabah namazının vakti devreye girip Hoca Efendi minareden Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip ezan okumaya başladığı anda bütün her şey tak diye kesiliyor. Adeta Cenab-ı Hak diyor ki kıt'a dur. Evet. Orduya emretti. Kıt'a dur. Artık daha yiyemezsin. Ne yapıyorsun? Öyle kalıyorsun. Artık daha bundan sonra yemek içmek yok. Ne zamana kadar? İkinci bir emir gelene kadar. O ikinci emir ne zaman geliyor? O da iftar vaktinde. Akşam ezanıyla, yani İmam Efendi Allahu Ekber deyince o adeta Cenab-ı Hakk'ın emri. Nedir? Uygun adım marş. Hamdolsun ki iftar var hocam. Bir de ikinci bir emir gelmeseydi ne olacak? Tabii. İşte burada bir tam bir emir dinliyorsun. Evet. Kendine helal olan şeylere elin hiçbir şeyin uzanmıyor, gitmiyor. Ve biraz önce sohbet ederken varlık içerisinde bir gafletten dolayı nimetlerin kadri kıymeti bilinmiyordu. Bunu konuşuyorduk, evet, değil mi? İşte o varlıktan seni uzaklaştırıyor. Geçici bir süre. O süre içerisinde senin duyguların harekete geçiyor. Yani şimdiye kadar elinde olan şeyler şimdi elinde değil. Hatta etrafında ama elini uzatamıyorsun. Ağzına götüremiyorsun. Bu hal seni terbiye ediyor. Hemen oradaki o nimetiyet cephesi senin zihnine dokunuyor yani. Her gün işte fırının önünden geçeriz. Aslında ekmekler, fırından çıkan ekmekler buram buram kokar. Ama hiçbir gün o kokuyu almayız. Çünkü niye? Her gün fırının önünden biz tok geçiyoruz. Bir de hele Ramazan'da ikindi vakti geç bakalım nasıl oluyor. Evet. O aç vaziyette o ekmeklerin kokusu sana ya vay be. Ne kadar güzel ekmek çıkarmış. Ya bu fırından her gün aynen böyle güzel ekmek çıkıyordu. Böyle kokuluydu. Ama senin duyguların açılmadığı için, gafletten örtülü olduğundan dolayı o kokuyu tam alamıyordun. Basıp gidiyordun, umursamıyordun yani. Ha şimdi nasıl alıyorsun? Bir kuru ekmeğin dahi senin dünyanda bir kadri ve kıymeti oluyor. Bu çok farklı. İşte rububiyetini gösteriyor. Diyor ki bir diyor, benim nimetleri sana göre nasıl terbiye ettiğimi, nasıl rızık olarak, nasıl senin için yaptığımı bil. Bir de sen de terbiye ol diyor. Sen de terbiye ol. Biz nasıl terbiye? Emir dinleyerek. Aslında okuyacağız, konuşacağız belki vakit yeterse. Ramazan aslında bizim için emir dinleme şeyidir, ibadetidir. Diğer emirleri dinletme ibadetidir. Çünkü yani her gün en zaruri ihtiyaçları yerine getirmeyip onlardan uzak kalmakla aslında helali sana haram etmekle sana bir nevi ne yapıyor? Emri dinletiyor. Gelelim isterseniz ikinci nükteye. Buyurun hocam. İkinci nüktede Ramazan orucunun nimetlerin şükrüne baktığı cihet. Çok detaylı girmeden sadece şuradan bir iki cümleyi okuyarak yine aynı mana. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfetmiş olduğu, ihsan eti ikram etmiş olduğu her bir nimetin karşısında istediği bir fiyat var. Bu fiyat işte parasal, maddi bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın haşa hiçbir şeye ihtiyacı yok. Zikir, fikir, şükür. İstediği fiyat bu. Özellikle de netice itibariyle şükür. Şükür, hamd etmek. Mesela külü veşrebu ve la tusrifu. Yiyiniz, içiniz, ısraf etmeyiniz. Ayeti şükre bakıyor. Yani ben bir bardak su içtim. Siz de iki bardak su içtiniz. Şimdi miktar olarak ben az içtim, siz fazla içtiniz. Siz iki bardak su içip şükrettiniz, ben bir bardak su içip şükretmedim. Benim bir bardak ısraf oldu. Nimet şükür görmezse ısraf olur gider. Aslında esası bu. Miktar onunla beraber geliyor. Yani sen şükrediyorsun, kızarmış tavuk ye, önemli değil. Onun şükrünü yerine getirdin, problem yok. Ama bir kuru ekmek yiyorsun ama hiç şükretmiyorsun. O kuru ekmek boşa gidiyor. Evet. Harcanıp gidiyor yani. Oradaki ısraf etmeyiniz yani miktar açısından değil. Miktarı ikinci aşamada gelen bir şey. Sünnete uygunluk. Ama asıl şey az da yesen, çok da yesen onun şükrünü eda ediyor musun? Önemli olan bu. Cenab-ı Hak bütün nimetlerine mukabil bir kere şükür istiyor. Madem diyor ben size bu nimetleri veriyorum.
Öyleyse bu nimetlerin karşısında bana hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bakın, yani sonradan nazil olmuştur ama Kur'an'da diziliş sırasına göre ilk ayettir. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Hatta şükür bile değil, hamd. Daha ileri bir seviye. Daha ileri bir seviye. Burada bununla alakalı hocam sözünü ben de kesmek istemiyorum. Şey olayım. Buyurun. Allah Resulü'nün hayatından güzel bir örnek var. Çok hani uzatmadan kısaca söyleyeyim. Bir gün Allah Resulü Medine'nin o sıcağında aç kalıyor evinde, herhangi bir yiyeceği bir şey yok. Hani bir şeyler, hani birileriyle bir şeyler yerim diye dışarıya çıkıyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer de aynı edayla dışarıdalar. Onlar da hiçbir şey yememişler. Evlerinde bir şey bulamıyorlar ki hani bugünün dünyasında bunları bahsetmek gerçekten ibretlik bir şey. Çünkü yani biri cumhurbaşkanı makamında, biri başbakan, biri dişleri bak artık güzel, bakanlar makamında diyebiliriz. Bu insanlar evlerinde bir şeyler bulamadıkları için yemiyorlar ve dışarıya çıkıyorlar ki birileri onlara bir şeyler ikram etsin diye. En son Eyüp El Ensari'nin evine gidiyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Kendisi evde değil, bahçesinde, hanımı kapıya çıkıyor. Allah Resulü hani durumu izah ediyor. Tabii Eyüp El Ensari bahçede bu durumu duyunca hemen orada bir hurma tabağı çeşidi yapıyor, getiriyor Allah Resulü'nün ve Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in önüne bırakıyor. Beraber yemeye başlıyorlar. Bir süre sonra Allah Resulü ağlamaya başlıyor. Yani ciddi, hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Tabii anlam veremiyorlar. Yani hiç kimse anlam veremiyor. Bu sefer onlar da ağlamaya başlıyor Allah Resulü ile beraber. Hazreti Ebu Bekir hani dayanamıyor, soruyor. Ya Resulullah, hani bu ağlamanızın sebebi nedir? Bu hikmeti nedir? Niye ağlıyorsunuz? Allah Resulü diyor, vallahi diyor, şu yediğimizin hesabını Allah'a vereceğiz diyor. Yediğimiz şu nimetin hesabını Allah-u Teala'ya vereceğiz diyor. Böyle deyince bu sefer daha fazla ağlamaya başlıyor sahabeler. Ondan sonra Allah Resulü bunların çok fazla üzüldüğünü görünce diyor, ta ki şu ana kadar ben layık olmadığım halde, o liyakati taşımadığım halde bana bu nimeti veren Allah'a hamdolsun demediğimiz müddetçe Allah-u Teala onun hesabını bize soracak. Ki bu kendi evinde bulunan, kendi belki kendine ait olmayan bir rızkın hesabıdır. Ki belki üstad da bu minvalde şükrü ön plana almış bulunmaktadır. Evet, Allah razı olsun. İbadetlerle alakalı, ubudiyetle alakalı çok böyle özel bir söz var da 24. sözde zikrediliyor. Ubudiyet diyor, mukaddime-i mükafat-ı layika değil, belki netice-i nimeti sabıkadır. Yani kulluğu tarif ediyor. Niçin kulluk yapıyoruz sorusuna burada işte şükürle ilgili bir cevap ediyor. Diyor ki senin kulluğun bundan sonra sana verilecek, bundan sonra sana verilecek nimetlerin bir başlangıcı değil, belki şimdiye kadar verilen nimetlerin, bir sonucudur. Yani o nimetlere karşı bir şükür, sonuç. Yoktun, var oldun. Taş olmadın, ağaç olmadın. İnsan oldun, İslam oldun, mümin oldun. Sadece bu nimetlerden bir tanesini aldın. Hangisinin şükrünü eda edebilirsin ki? Mümkün değil. Cenab-ı Hak bahane tarzı, yani sen hamdü sere ol, ben onu kabul ederim. Sen hamdü sere ol. Ara mı vereceğiz? Evet hocam, süremiz sona erdi birinci bölümde. İnşallah ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde buluşmak üzere. Evet, Ve Yalnızsın kasetinden bir şiirdi. Fatih Sivi'ye ait bir şiir, ağabeyime ait. Ona da hürmetlerimi gönderiyorum. İnşallah. Hocam, birinci bölümü işledik. Rububiyete değindik, terbiyeye değindik. İkinci bölümde de şükrün bir kısmını anlattık. Biz inşallah oradan kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah.
Yani Cenab-ı Hak bütün nimetlere mukabil bir fiyat istiyor. Aslında biz tablacı nevinden olan şeylere de aslında bir fiyat veriyoruz. Yani adam bahçeden alıp getiriyor, işte manavda satıyor, orada bir fiyat veriyoruz. O fiyat onun amele işçiliği, yoksa onun yokluktan varlığa çıkarılmasının bir karşılığı değil. Yokluktan varlığa çıkaran Allah. İşte burada Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, yani onlara bir fiyat veriliyor tablacı hükmünde olan sebeplere veya insanlara fark etmez. Halbuki mün'imi hakiki o esbaptan hadsiz derece, o nimet vasıtasıyla şükre layık. İşte ona teşekkür etmek. Ne demek yani? Burada işte şükretmeyi biraz bizim açıyor bize. Yani o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Aslında şükrün mahiyetinde bu var. Bu nimetler doğrudan doğruya bana Allah'tan geliyor. Allah'tan geliyor. Orada toprak bir vasıta. Üzümün kuru çubuğu bir vasıta. Üzümün kuru çubuğunda üzümün hasiyeti yok. Allah isterse kuru çubuksuz da bana üzüm verir. Ama orada bir sebep olarak koyuyor. Azrail Aleyhisselam'ı devreye koymadan da ruhumu teslim alır. Sadece bir perde, bir vasıta. Vasıtaya evet bir teşekkür et, nimeti onun eliyle aldın. Ama o nimet asıl kimden geliyor? O nimetin asıl maliki, asıl sahibi kim? Burada bu önemli. Yani şükrün mahiyetinde aslında bir tevhid inancı vardır. Bir olan Allah'a iman etmek ve ona bağlılık. Ondan dolayı diyor ki, o nimeti doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek olur. Doğrudan doğruya Allah verdi, kıymetini takdir ediyorsun, ihtiyacını hissediyorsun. Peki bunlar nasıl olacak? Ramazan orucunun bize çektirmiş olduğu diyelim açlık. O açlık hissiyle açılan duygular bize bunu yaptırıyor. Ondan dolayı Ramazan orucunda aslında hakiki, halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarı var aslında. O anahtarı biz elimize aldığımız zaman hem o nimetlerin kadrini, kıymetini bileceğiz, ihtiyacımızı hissedeceğiz. Doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini bilip aslında hakiki ve halis bir şükrü yapmış olacağız. Cenab-ı Hak bu şükrü bize yaptırmak Amin. İçin diğer bir cephesiyle ne yapmış oluyor? Orucu emretmiş oluyor. Bir üçüncü cephesi, yani üçüncü nüktede insanların sosyal hayatına, hayat-ı içtimaiye dediğimiz sosyal hayatına bakan cephesi var. Yani orucun sosyal hayatına bakan cephesinde de şu, insanlar medeni varlıklardır. Yani şehirli hayat yaşarlar. Yani dağda, köyde, işte tek başına bir hayat nadirattandır. İnsan özelliğinde, insaniyet özelliğinde yoktur. Çünkü insan birbiriyle fikirlerini paylaşacak. Birbirinin imdadına koşacak, birbirine yardım edecek. Yani fakir zengine, işte güçlü güçsüze, işte alim cahile, hep böyle birbirine yardımla, muavenet dediğimiz şey. Bununla sosyal hayat oluşuyor. Medeni hayat aslında bununla gelişiyor. Bununla gelişiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte Mekke'den Medine'ye hicret edince biliyorsunuz Medine'nin asıl ismi Yesrib. Yani Yesrib. Ama Peygamber Efendimiz Medine, daha sonra Medine-i Münevvere. Orada aslında İslamiyet'in medeniyeti tamamen tesis edildiğinden dolayı bunu şey yapıyor ve Medine'ye geldikten sonra işte Ensar'la muhacirini, hicret edenlerle orada yaşayanları birbirine kardeş ilan ediyor. O kardeş ilan etmenin altında aslında her şeyini, işte çünkü Mekke'de gelen her şeyini bırakmış gelmiş. Evet. Hiçbir şey yok. Paylaşın diyor kardeşiniz. İnnemel müminine ihva. Yani müminler ancak kardeştir. Bu ayetin manasını orada uygulamalı tahakkuk ettiriyor. O zaman diyor birbirlerinizle yardımlaşın. Sosyal hayat böyle oluşuyor. Medeni hayat böyle gelişiyor. Orucun bizim sosyal hayatımıza ve medeni hayatımıza katmış olduğu bir özellik var. İnsanlar diyor maişet cihetinde muhtelif bir surette halkedilmiş. Bir kere hiç kimse eşit yaratılmıyor. Yaratılış itibariyle özelliklerimiz farklı. Yani akıl özelliğimiz de farklı, kalp özelliğimiz de farklı.
imkan noktasında da farklılıklarımız var. Kimimiz çok fakir bir aileden geliyoruz. Kimimiz çok zengin bir aileden geliyoruz. Kimimiz şanı, şöhreti olan bir aileden geliyoruz. Kimimizin böyle bir şeyi hiç yok. Bilinmiyor, tanınmıyor. Kimisi yetim, kimisi öksüz, kimisi anne babalı. Yani bu şekilde yani sosyal hayatta insanlar farklı seviyelerde olunca peki ne olacak o zaman? Cenab-ı Hak niye bu farklılıkları vücuda getiriyor? Aslında birini birinin imdadına koşturuyor. Evet. Aynı seviyorsa kimse kimseye eyvallah etmez. Demiş ya sen ağa ben ağa. Peki koyunları kimse ağa demiş. Aynen öyle hocam. Şimdi birisi çoban olacak yani. Yani öyle mutlak. Mi? Yani birisi hizmetçi olacak. Yani işte kaymakamlıkta herkes kaymakam olamaz. Yani birisi temizlikçi olacak. Birisi çaycı olacak. Birisi kapıcı olacak. Yani birisi memur olacak. Bak herkes özelliğine göre vazife alıyor. Aslında sosyal hayat da böyle oluşuyor. Bazen dualarımız var hocam. Yani sahip olmadığımız her şeye sahip olma dualarımız. Şimdi Allah-u Teala bir hikmet ölçüsünde bize tabii, o durumu... Bu yani aslında zenginlik. Bak renklerimiz farklı, ırklarımız farklı, boylarımız farklı. Yani diyelim siz şiirden keyif ve zevk alırsınız. Başka birisi hitabetten zevk alır. Başka evet. birisi başka bir şeyden. Birisi konuşmaktan, diğeri yazmaktan. Başka biri söylemekten. Yani her birisi farklı bir şey. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor o ihtilafa binaen. Şimdi burada farklılıklar var. Peki aslında farklılıklar bir yerde tesviye edilmesi gerekiyor. İşte o tesviyenin düzeltilmenin bir yolu var. Zenginleri fukaranın muavenetine davet ediyor. Ne ile? Zekat ile. Zekat ile. Ve mimma razaknahum yunfikun. Size rızık olarak verdiğimden siz de infak edin, dağıtın. Rızık olarak ne verdim? İlim, dağıt. Bir zenginliktir. Rızık olarak ne verdim? Güç, kuvvet, dağıt. Bir zenginliktir. Rızık olarak ne verdim? Mal verdim, dağıt. Zenginliktir yani. Yani hep bu yani aslında bu üçüncü nükte aslında bu ayet-i kerimenin de izahıdır. Bu ayet-i kerimenin izahıdır. Ve denge oluşturuyor. Zengini fakirin imdadına koşturunca bu sefer ne oluyor? Yukarıdan aşağıya şefkat iniyor. Aşağıdan yukarıya hürmet çıkıyor. Aha size denge. Denge dediğimiz bu. Yoksa diğeri de maddi varlık olarak aynı seviyeye çıkmak değil. Tam tersi. Yukarıdan aşağı şefkat indi. Bak seviye geldi. Aşağıdan yukarı hürmet çıktı, seviye geldi. Yoksa yukarıdan zulüm, aşağıdan isyan, uçurum açılıyor. Ondan dolayı hadisi şerif, yani zekatla ilgili اَزْزَكَاتُ قَنْتَرَةُ İslam. Zekat diyor İslam'ın köprüsüdür. Müslümanlar bu köprüden birbirlerine gelip giderler. Bu köprüyle birbirlerine bağlanırlar. Bu köprüyle birbirleriyle münasebet kurarlar. İşte oradaki varlık dediğimiz şey bütün varlıklar. Maddi manevi ne kadar varlık varsa. Birinin şefkati var. Yani sen zekat sana verilen malın cinsindendir. Bir çocuğun başını okşamak o da bir zekattır. Evet. Ya çok farklı bir şey yani. Yetimin başını okşuyorsun. O, sendekini veriyorsun. Veriyorsun. O da alıyor, keyifleniyor, memnun oluyor. Havalara uçuyor. Onun arzuladığı da budur yani. Tabii, havalara uçuyor. İşte bak denge oluşuyor yani. Yetimliğini o anda törpülüyorsun yani. Keyfe geliyor, lezzete gelir. Hep böyle. Halbuki zenginler, fukaraların acınacak acı hallerini, tabii burada birinci yani fıkhi kurallar çerçevesinde özellikle Cenab-ı Hakk'ın verdiği maddi varlıklar. Onlara hep zekat şey yapılmış, tahsis edilmiş. Sebebi şu. İnsan ilmini rahat verir. Ama malı vermeye geldi mi? İşte Cenab-ı Hak senin zorlandığın şeyde kaideyi koyuyor. Diyor ki işte mevsimlik mahsulattan diyor onda bir. İşte diğer türlü mahsulattan işte yıllık olan şeylerden kırkta bir vesaire vesaire. Yani zekatın ölçüleri var. Ver diyor. Ve bunu vermezsen diyor o mal sana haram diyor. Haram. Haram. Vermediğin şey haram yani. Kırkta biri vermedin, haram. Çıkaracaksın. Senin malın değil diyor. Senin şeyin içerisine kalır vermediğin zaman ve malın kirlenir, kirlenir. Zaten zekatın kelime kökünde de tezkiye, temizlemek var. Sen onu çıkarmadığın müddetçe o kırkta biri
o geriye kalan 39 temizlenmez. Kirli kalır yani. Temiz bir süt üzerinde bir damla bir şey duruyor yani. Onu oradan alacaksın. O başkasının, senin değil. Kalırsa pislenecek. Yani şu açıdan da bakmak lazım hocam. Şimdi yani zekatı özellikle ele alırsak eğer, düşünün mesela bir tarlanız var. Çok güzel işte kirazlarınız var ve meyveleriniz var. Önünden yüzlerce kişi geçiyor. Her geçen bir kere baktı. Her geçen bir kere baktı. Yani şeye benziyor. Yani açıkta kalan bir şey nasıl ki yanından geçilirse ve dokunulursa kirleniyor. Yani bir kir topluyor. Yani fakir de geçtiğinde canı istiyor, canı çekiyor. Güzel, Allah-u Teala yani aslında bu emri verirken insanlara zorluk bahşetmiyor burada. Güzel. Yani diyor senin malından birilerinin gözü kalmış. Tabii. Yani sen onu kendi hanene götüreceksin ama o fakirin hala gözü senin rızkında. En azından onu temizle diyor yani. Çok güzel. Yani bazen de böyle hani fark, gerçi yani üstad gelecek o farklı bu meselelerde çok daha hani güzel bakıyor. Daha güzel örnekler buyurun hocam. Teşekkür edersin. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Hep getiriyor, oruca dayandırıyor. Yani tamam Cenab-ı Hak emretmiş, ben bu vazifeyi yerine getireceğim, fakire de muavenet yardım edeceğim. Peki fakirin o acınacak acı halini ben nasıl tam anlayabilirim? İşte kulum ben seni böyle aç bırakıyorum, anla. Fakirin halinden de anla. Ve işte o hissi harekete geçirip yardıma koşturmak. Yardım elini uzatmak. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim, onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemezler. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat, birbirine olan şefkat, şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Bu çok önemli. Ya ben işte zenginim falan fakir. Bu değil yani. Bir cihette herkes herkesten istisnasız. Fakir dediğinde başka birisinden zengindir. Bir cihette herkes herkesten ya zengindir ya fakirdir. İlla şunlar zengin şunlar fakir değil. O şekilde sınıflandırmak doğru da değil. Doğru da değil. Herkes bir şeye bir şekilde muhtaçtır. Birine göre kim zenginsin, birine göre fakirsin. Aynen öyle. Yani zengin dediğimizde başka birisine göre, misal diyelim, fakir. Maddi zenginlik var ama ilmi zenginlik yok. İlmi fakirlik var. Bak, fakir oldu yani. Fakir oldu. O zaman ona ilim vermek lazım. İlmi olan da ona ilminden verecek. Hep böyle. Yani o kadar yani müthiş bir ifade ki herkesi birbiriyle imdadına koşturuyor. Evet. Bir cepheden değil, çok cepheden imdadına koşturuyor. Müthiş bir şey. Dolayısıyla herkes bu açıdan birbirine bakacak olsa muhakkak istisnasız. Ya ben fakirim, zaten benden fakiri yok. Yok yok, sen senden fakirini muhakkak bulursun. Muhakkak bir şekliyle, bir yönüyle, bir cephesiyle senden de fakir olan vardır. Vardır. Bunu bulmak, bu noktada yardımcı olmak. Yani ben aslında vermek istiyorum ama bende yok. Yok öyle değil. Biraz düşün, biraz ölç, biraz tart. Hayatında muhakkak kendinde zenginlikler bulur. Bu zenginliklerin ben nasıl paylaşacağım diye de oturur düşünürsün. Çok rahat bir şekilde de bunu yapabilirsin. Yapabilirsin. Ona karşı şefkatle mükelleftir. İşte kendinden hangi cihette kimi fakir görüyorsa ona karşı şefkatle vazifemiz var. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyet olmazsa o şefkat vasıtası, muavenete mükellef olduğu ihsanı, yardım noktasında olan ihsanı yapamaz, yapsa da tam olmaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde tam hissetmiyor yani. Demek ki Ramazan orucu bize bu manaları da hissettirmek noktasında taraf-ı ilahiden vaz edilmiş, bize emredilmiş. Dördüncü nüktede Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihette çok hikmetlerinden bir cephesi, onu nazarımıza verecek. Nefsi terbiye etmek. Nefis kendini hür ve serbest telakki eder. Bu çok önemli. Yani şimdiki gençlerin böyle bir özelliği vardır. Hür ve özgürüm, kimse bana karışamaz.
Kimse, yani hatta ergendir, sakın dokunmayın diyorlar. Evet. Öyle değil ki. Öyle değil ki. Yani ergen olsun olmasın, bunu isteyen nefis. Bunu nefis istiyor. 80 yaşındaki adamın nefsi de böyle istiyor. İşte dünyaya gelen, işte biraz şey, sağ solu şuyu buyu fark eden bir çocuk, bir genç de bunu istiyor yani. Hür ve özgür olmak. Ama nasıl hür ve özgür olacaksın? Eğer nefsi noktada hürriyet istiyorsan, o nefsin emirlerini dinlemektir ki, nefsin esaretinden başka bir şey değildir. Nefsin esaretinden başka bir şey değil. Çünkü sen nefsin arzu ve istekleri peşinde koşuyorsun. O arzu ve isteklerin esiri olmuş oluyorsun. Orada hürriyet yine olmuyor. O zaman ortaya şu çıkıyor. Bir kere mutlak hürriyet yoktur. Mutlak hürriyet yoktur. Ben şu anda hava olan bir atmosferde, bir ortamda yaşıyorum. Hayatımı devam ettirebilmem için nefes alıp vermem lazım. Ben nefes alıp vermeye mahkumsam, ben mutlak hür değilim. Bir kere buradan başlayalım yani. İşte su içmek zorundayım. İşte konuşunca ses telleri kuruyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Suya mahkumum. Yiyeceğim gıdalar açtık, onlara mahkumum. Yani işte konuşacak birisini bulmam lazım. Arkadaşa evet, mahkumum. Evet. Bak mahkumiyetler o kadar çok var ki. Çok güzel bir ifade kullanır Bediüzzaman Hazretleri. 1900'lü yılların başında hürriyet akımları özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye girer. Onunla bazı milletleri harekete geçirerek Osmanlı'yı bitirmek isterler aslında. Asırlar boyunca beraber yaşamış olan milletleri tamamen birbirinden ayırmak ve Devlet-i Aliye-i Osmaniye'yi bitirmek noktasında bir projedir hürriyet akımları. Bu başka yerlerde de olmuştur. Türkiye'de de girmiştir yani. Bu gibi şey, altyapısına baktığın zaman böyle aklen muhakeme ettiğin zaman diyorsun ki ya aslında bu doğru ama o doğruluğun altında bir yanlış var. Problem orada. Ondan dolayı Bediüzzaman Hazretleri çok özel bir ifade kullanır. İnsanlar hür oldular. Ama Abdullah'tırlar. Ne demek yani? Kulluğunu unutmama kaydıyla hürriyetin var. Hürriyet odur ki ne kendine ne de başkasına zararın olmayacak. Ne kendine ne de başkasına. Başkasına zarar verdin mi onun hürriyetini kısıtlıyorsun. O zaman o hürriyet değildir. Peki kendine, gözüne zarar veremezsin. Harama bakamazsın. Kulağına zarar veremezsin. Çünkü bunlar senin değil ki. O zaman bunları da sen istediğin gibi kullanamazsın. Senin değil. Peki nefis ne diyor? Nefis diyor ki benim onlar. Dolayısıyla istediğim gibi kullanırım. Ondan dolayı nefsin böyle bir özelliği var. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe mayeş hareketi fıtrı olarak arz ediyor. Nefise böyle bir özellik var. Yani beni terbiye eden, beni güzelleştiren benim. Benden gayrı başka bir şey değil. Yani devamında 9. nüktede gelecek. Ene ente, ente diyecek yani. Ben benim, sen sensin. Haşa yani sen ayrı bir halik, ben ayrı bir halikim. Senin benden hiçbir münasebetin yok. Bak rububiyet ve uluhiyet dava ediyor. Firavunluk damarı dediğimiz şey bu. Şimdi bu risale Müslümanlara hitap ediyor. Müslümanların nefsine hitap ediyor. Hariçten değil. Her bir insanın nefsinde böyle bir özellik var mıdır? El cevap vardır. Yani olmayan bir ilahlığı yani içeriden içeriye iddia etmek, hissetmek ister. Hür ve özgür olmak, tamamen kayıtlardan kurtulmak gibi bir şey vardır. Ama öyle misin sen? Ne diyecek? Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa devam ediyor. Yani o gibi şeylere, nefsin arzu ve isteklerine artı katalizör madde etki eden şeyler işte zenginliktir, servettir, varlıktır, makamdır, şandır, şereftir, şöhrettir, alkıştır. Bütün bunlar, bütün insanlar ona yönelmiş. İyice kemikleşiyor. Daha farklı bir seviyeye geliyor. Onlar da yardım edip gaflet dahi yardım etse bütün gasıbane hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Hiç umursamaz, eyvallah etmez. Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, oruç tutan herkes, zengin fakir anlar ki, kendisi malik değil. Ben malik değilim. Nasıl malik değilsin? İşte su içemiyorsun. Malik değilsin ki içemiyorsun. Malik olsaydın istediğin gibi tasarruf edebilirdin. Oruç sana bu dersi veriyor.
Memlüksün. Yani sen kölesin. Ne demek? Verilen emirleri yerine getiriyorsun. Hür değilsin, abdsin, kulsun. Emrolunmazsa en adi ve en rahat şeyi dahi yapamazsın. Elini suya uzatamaz, mevhum rububiyeti kırılır. İşte bir ay boyunca adeta Cenab-ı Hak bize bunu talim ettiriyor. Eğer oruçtan hakkıyla istifade edebilecek olsak, nefsin bu cephesinde de ne yapmış olacağız? Bir tane yumruk, bir tane darbe atmış olup, o mevhum rububiyetini kırıp, kulluğunu, abdiyetini hatırlatmış olacağız. Eyvallah. Bir cephesi de bu. Bir diğeri, beşinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki oruç. Bu sefer daha farklı bir şey. Yani serkeşlikten kurtarıyor. Dördüncü nükte de o. Firavuniyetten kurtarıyor. Mevhum rububiyetten kurtarıyor. Bu beşinci nüktede de nefsin tehzibi ahlakına. Burada daha farklı bir şey var. Yani işte diyelim burayı temizledik. Temizledik. Hadi biz de süsleyelim. Daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Şimdi şer olan şeylerden temizledik. Nedir? Uluhiyet dava etmiyor. Hür ve müstakil hissetmiyor. İşte abdiyetini bildi. Ha, bundan sonra güzel ahlak. Güzel ahlakları yerleştirelim o zaman. Süslemek, süslemek. Bundan sonra süsleme başlayacak. Oruç işte devam eden şekliyle önce bir temizlik yapıyor başlangıçta. Sonradan da süslemeyi gerçekleştiriyor. Tehzib-i ahlak. Serkeş ana muamelesinden vazgeçmesi cihetinde baktığı noktasında çok hikmetlerinden birisi şudur ki tehzib-i ahlak. Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz, aciz, nihayetsiz farkı gayet derecede kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu, çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan bir vücudu varlığı, et ve kemikten, pardon, var gibi layemutana ölümsüz, kendini ebedi tahayyül ederek gibi dünyada saldırır. Şedid bir hırs ve tamah, şiddetli alaka ve muhabbetle dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Halik'i unutur, hem netice hayatını ve hayat-ı uhrevisini düşünmez. Ahlak-ı seyyiye içerisine yuvarlanır gider. Yani biraz önceki dördüncü nükteyle bağlayacak olsak, o mevhum rububiyet devam ettikçe bu pis ve çirkin ahlaklar da o nefiste barınmaya başlıyor. Nedir? Hırs ile dünyaya sarılıyor. Allah'ı unutuyor. Allah'ı unutuyor. Gası bana her şeyi hırsızlıyor. Veya kendini şefkatle terbiye eden Allah'ı bilmiyor. Ahlak-ı seyyye dediğimiz ne kadar kötü ahlak varsa onların hepsi onda tek tek yavaş yavaş yerleşmeye başlar. Üçüncü nüktedeki o mevhum rububiyet devam ettiği sürece. Fakat Ramazan-ı Şerif'teki oruç gelince en gafillere ve mütemerritlere zaafını ve azini ve fakrını ihsas ediyor. Bu üç şey aslında güzel ahlakın yerleşmesi için en özel sebeptir. Bir insan bir, aczini bilecek, nihayetsiz acizim. İki, fakrını bilecek, nihayetsiz fakirim. Üç, noksanlıklarını bilecek. Yani kendini bilmek dediğimiz şey. Nihayetsiz acizim, yani gözüm var ama yapan ben değilim. Nihayetsiz fakirim ama gözün sahibi ben değilim. Yani vücudumun da öyle, her bir şeyim de öyle. Nihayetsiz arzu ve ihtiyaçlarım var, fakirlik. Bunların hiçbirisini yerine getiremiyorum, acizlik. Nihayetsiz aciz ve fakirim. Eksiklerim sayılmayacak kadar çok. İşte bu üç şeyi ben bildiğim zaman bunları kemale erdirmek noktasında bu sefer noktayı istinat ve noktayı istimdat olan yani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder, senden yardım dilerim noktasında Cenab-ı Hakk'a iltica edip duayla, ibadetle ne yapıyor? Güzel ahlakı alıp yerleştiriyor. İşte oruç o ekrinin fakrını, aczini, naksını ne yapıyor? Tamamen hatırlatmış oluyor. Beşinci nükte, evet. Bitti. Şey yapabilirsek altıncı nükteye geçebiliriz. Vaktimiz... Hocam çok yani bir iki dakikalık vaktimiz kaldı. Yani son olarak böyle bir ve beş arasında özellikle el almak istediğiniz bir husus varsa alalım birkaç cümleyle. İnşallah diğer bölümünü yarınki programa bırakalım. Tamam. Şurayı okumuş olalım o zaman. Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zaafını, aczini ve fakrını ihsas ediyor.
açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor, midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor, ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder, nefsin firavunluğunu bırakıp kemale aciz ve fakirle, işte sonuç bu, nihayetsiz aciziyeti ve nihayetsiz fakriyetle dergah-ı ilahiyeye ilticaya bir arzu. Aslında istenen şey bu. Allah'ın huzuruna çıkmak, Allah'a yönelmek ve istemek, duacı olmak yani. Ondan talep etmek ve kulluğu hep ona yapmak yani. Bu iki şey yani Fatiha'dan biraz önce okuduğumuz şey aslında bizim imzamızdı yani. Fatiha'nın o ortadaki ayettir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Onun öncesinde Cenab-ı Hak kendisini bize anlatır. Sonrasında bizim gideceğimiz yolları anlatır. Ortasında biz bir imza çakarız. Yani ya Rabbi ben seni tanıdım, ben seni biliyorum, hamd ediyorum. O din gününün sahibi olduğunu biliyorum. Peki o zaman sana ibadet eder ve senden yardım dilerim. Oruç bizi bu noktaya getiriyor. Yani o Fatiha ile atmış olduğumuz imzayı aczimizi, fakrımızı ve naksımızı bilerek dergah-ı ilahiye, ilticaya bir arzu hissettiriyor ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya ne yapıyor? Bizi hazırlandırıyor. Eğer gaflet insanın kalbini bozmamış ise. Evet. Allah muhafaza eylesin. Allah Teala bizi kalbimizi gaflet ile bozulmuş olanlardan eylemesin inşallah. Hakikaten Ramazan aslında bir nevi elek görevini de görüyor hocam bu mahiyette. Yani iyi bir imtihan sürecidir. Yani evet. Gaflete dalıp da kalbini de gaflete teslim edenlerle gaflete dalmayıp hala kalbinde Allah-u Teala'nın zikrini, Allah-u Teala'nın azametini, ona olan ubudiyetini ve kulluğunu bilen kulları da üstte kalıyor ve İnşallah. Bu elekten geçiyor. Rabbim razı olsun hocam. Allah razı olsun. Aslında gerçekten her bir nükte belki saatlerce konuşulması gerekecek. Kur'an ayı Ramazan oraya geldik inşallah başka bir zaman. İnşallah biz diğer kalan yarısını da inşallah yarınki programda devam edelim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Biz kıymetli Rehber TV izleyenlere bugün Ramazan Risalesi'nin 1. ila 5. nüktelerini konu edindik. Buradan kendimize üstadın deyimiyle, üstadın bize göstermek istediği hakikatleri öğrendik, faydalandık. İnşallah yarınki programda devam edeceğiz. Hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.